adale, adl. Kısaca kökünden türeyen bu kelimenin manası bir şeyi ait olduğu yere koymak demektir. Herhangi bir şeyi ait olduğu yere koymanın anlamı, karşılığı adalettir. Yani haklıya hakkını vermek, haksızın haksızlığından vazgeçirmek, işte sen güzelsin, sen çirkinsin, sen sertsin, sen yumuşaksın filan. Yani neyse doğrusunu yapmak. Kısaca ve genel olarak bir şeyi ait olduğu yere koymak adalet. Bunun 180 derece zıddı olan kelime olarak da zulm. Yine sıralamada en son. Kısaca adaletin manasının anlaşılması açısından ona değinmekte de yarar var. O geldiğinde yine bu konuya da değineceğiz kısaca. Zulm ise bunun tam tersine bir şeyi ait olmadığı yere koymanın karşılığı. Karşılığı olarak kullanılır. Bir şeyi ait olduğu yere koymak adalet, ait olduğu yere koymamak, başka bir yere koymak da zulümdür. Mesela insan insana normalde hak etmediği bir şeyi yapmamalı. Başkasına da yapmamalı iken, hak etmediği bir şeyi yapıyorsanız, ait olmadığı bir şeyin, bir darbı, bir vurmayı, bir kırmayı örneğin, ait olmadığı yere koyuyorsunuz demektir. Yani kısaca günlük lisanımızda zulmediyorsunuzdur, öyle kullanır. İşte bu adam adaletli derken de bir şeye ait olduğu yere koyuyor. Yani herkese karşı iyi davranmalı, dürüst olmalı, alışverişinde, ötesinde, birisinde filan. Bundan doğa hoşlanıyor, insan doğası, insan fıtratı. Bu da ait olduğu, yani fıtrata uygun oluş demek. Dolayısıyla da bir şeye ait olduğu yere koyuş demektir. Evet. Kısaca adalet dediğimizde bunu anlamamız gerekir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de epeyce ayet bulunduğunu biliyorsunuz. Bir diğer konumuz akide. Akide yine Arapça akade kökünden türemiş bir kelime olur. Anlaşma, sözleşme manasına gelir. Türkçe'de sözleşme, anlaşma, Arapça'da akit, akitleşme. Bunun Fransızcası, Latin kökenli kontrat. Mesela kira kontratı diyoruz. Kira sözleşmesi anlamına gelir. Tabii bu kelime anlamı, kavram anlamı ise akide dendiğinde bir ideolojinin, bir dinin dünya hakkında, kainat hakkındaki esas görüşüne denir. Akide dendiğinde bir ideolojinin, bir dinin dünya hayatı hakkındaki kısaca dünya görüşüne denir. Nedir dünya görüşü? Örneğin İslam'ın dünya görüşünün temeli nedir? Tevhiddir. Değil mi? Tevhid esastır. Efendim Marksist dünya görüşünün akidesi nedir? Her şeyin aslı maddedir ve maddenin varlığı asıldır. Maddenin varlığı ezeli ve ebedidir. Başka bütün şeyler bundan neşet etme, bundan doğmadır anlayışı. Marksist ideolojinin dünya görüşüdür. Dünyayı böyle görürüz kısaca. Hem laik kapitalist dünya görüşünün akidesi Allah varmış yokmuş o kadar önemli değil. Bu vicdanla insanın kendi arasındaki bir sorundur. Ama önemli olan bu değil. İnsanın kendi hayatını ve toplumun yaşadığı toplumun hayatını kendinin düzene koymasıdır şeklindeki anlayış da laik demokratik dünya görüşünün temelini yani akidesini teşkil eder.
Bir de akide şekeri var. Artık niye akide şekeri dendi ona bilmiyorum da bildiğimiz şekerin bir cinsidir. O bizim konumuzun dışında şimdi. İslam akidesi olarak deyim şeklinde daha sık kullanılır. İslam akidesi dendiğinde eşittir tevhid inancı söyleniyor anlamı çıkar. Yani tevhidden bahsedildiği, tevhidden söz edildiği anlaşılır ve anlaşılmalıdır. Tevhid burada bulunmamakla beraber daha evvel işlediğimiz programımızda bulunan bir ana kavramdı. Kısaca hatırlatmakta yarar görüyoruz. Yeniler için de duyurmakta. Allah'ı zatı yani şahsı ve sıfatları itibariyle bir ve tek bilmektir. Yani ne kadar sıfatı varsa hepsinin yalnız kendine ait sıfatlar, özellikler olduğunu kabul etmek, varlığını da tek bilmek. Yani o tek bir varlık artı ne kadar özelliği varsa bu özelliklerin hepsi kendine ait. Bir diğer ifadeyle asla herhangi birisi bir başka varlığa ait değil anlamındadır. Bu inancın tersi düşünülürse, yani o sıfatlardan herhangi birinin Allah'ın dışında birisinde bulunduğuna inanılırsa, kesinlikle o sıfatın kapsadığı alan içerisinde Allah'a o şahsı, o kişiyi eş koşmak, ortak koşmak anlamına gelir ki bunun Kur'an dilinde adı şirktir. Şirket biliyorsunuz ortaklık demek. Şirk de ortak demek. Allah kesinlikle ortaklığı kabul etmediği gibi herhangi bir ortağı da kabul etmiyor. Yani ne yaratmada, ne yarattıkla sıfat vermede, ne yarattıklarını rızıklandırmada, ne gaybı bilmede. Velhasıl yani Allah'ın ne kadar sıfatı varsa ki Kur'an'da sayılan 99 sıfat hiç değilse hepsini sayamıyorsak bile hafızamızdan biliyoruz bu kadar olduğunu. Yani mahdut anlamında değil, ana sıfatlarını saymış. İşte basir diyor, bilmem, hallak diyor, efendim, rezzak diyor ve ilahir. Bütün bu sıfatlar yalnızca ona aittir. Onun dışında hiçbir varlığa ait olamaz. Tevhid akidesi böyledir. Bundan ne eksik ne fazla olmamak zorundadır. Aksi takdirde şirk mevzubahsı olur. Allah'ın da affetmediği tek suç, tek günah şirktir. Bu itibarla Müslümanın öncelikle kaçınması, uzak durması gereken şey şirktir. Yani bir diğer ifadeyle tevhid akidesini bilmesi ve sürekli onu taşıyor olması gereklidir. Aksi halde boşa yaşamış, yaptıkları da boşa gitmiş olur. Bu bakımdan biz tevhid üzerinde fazlaca duruyor, durma gereğini duyuyoruz. Zira tevhid üzerine kuracağımız tüm bir yaşam tarzının temelini teşkil ettiğinden, o temelin sağlam olması zaruretiyle karşı karşıyayız akli ihtiyaç bakımından. Murat Kur'an da zaten değiniyor. Zira şirkin affedilmez tek günah hiç başka bir şeyi onunla eş tutmuyor bu kadar. Yani şirk Allah'ın en hoşuna gitmeyen şey, en affetmediği şey, hiç affetmediği şey herhalde en hoşuna gitmeyen şey olmalı değil mi? Evet. Yani akidenin karşılığı bu. Akide bir ideolojinin kısaca dünya görüşüdür. Muhtelif ideolojilerin çürük veya düzgün ayrı mesele ama bir dünya görüşü vardır. İsabetçi, isabetsiz. Ama bir dünya görüşü vardır. Dünya görüşüne akide denir. Bu o ideolojinin, yani dünya görüşü, o ideolojinin esasını teşkil eder. O ideolojinin bütün bundan sonra gelen kısımları, yaşam tarzı, hayat hakkındaki telakkileri, değer yargıları,
Hepsi bu temel üzerinde yükselir ve bu temelin özelliklerini taşır. Temeldeki akidesinin özelliklerini taşır. Bu bakımdan akide de yine çok önemli bir, İslam açısından akide dendiğinde akla tevhid akidesi gelir. Tevhid mutlaka korunmalıdır ki iğnenin ucu kadar bir yerinden şirk, yani çürük girerse onun tümünü yer bitirir. Zaten şöyle örneklendireyim. Şimdi birisi bana diyor ki, varsayalım ben Allah'a işte 1 milyon üzerinden 999.999 inanıyorum da işte milyonda bir şüphem var. İşte o milyonda bir şüphe bu 999.999'u boşa çıkarır. Velhasıl iğnenin ucu kadar dahi çürüklük kabul etmeye şeydir akide. Akide çürük oldu mu da onun üstüne oturtulan bina, yani temeldeki çürüklük gibi, en azından Eyfel Kulesi gibi bir tarafa eğer atar. Davranışlarını eğer, Eyfel, Pisa Kulesi, ağzına sağlık. Eyfel dümdüz duruyor, doğru. Neyse, işte Pisa diyecektik de diyemez, olur ya, değil mi? Asalet, hepimizin bildiği gibi asil olma, asıl olma ile ilgili bir kavramdır. Anlamı asıl, yani bir şeyin aslı, bir şeyin orijinali, Yavurcası orijinal. Orijinalite, Fransızca karşılığı asalet Arapça. Bir de burada bulunmamakla beraber asabiyet var. Asabiyet, asap diyoruz, sinirlilik Türkçe'de, ama asabiyet kavminden yana olmanın ağır basması demektir. Yani hakkın ağır basması değil, başka bir şeyin ağır basması değil. Bir şey ne kadar kötü olursa olsun, kendi mensup olduğu kavim, toplum işlemişse, Türk falan filan, onu savunma ihtiyacının ağır basması, insanın o yanlışı sırf kavmine ait olduğu, mensup olduğu, topluluğa ait olduğu gerekçesiyle savunmasına da asabiyet deniliyor ki Araplar bunun üzerine yaşayan bir topluluktu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmeden. Geldikten sonra onun getirdiği tevhid akidesi, İslam dini onun üstünü epey örttü ise de kimi aileler, yani yer yer asabiyette güçlü olan aileler, kabileler yer yer böyle toprağın altında gitmesi gerekirken şöyle topraktan görünecek şekilde öyle çıkardılar. Mesela Beni Umeyye ile Beni Haşim arasındaki mücadele, iki kabilenin ben geçeceğim, sen geçeceksin, ben seni geçeceğim, sen beni geçemezsin iddiasından başka bir şey ifade etmiyor. Ayrıca onların bu rekabeti, onların bu kabile üstünlüğü taslamalarının sonucu İslam güme gitmiş. Beni Umeyye'den itibaren Beni Osman, yani Osman bin Affan'ın başa geçmesiyle düzen bozulmuş. Peygamberin kurduğu mükemmel düzen. Ali de çokça yetenekli olmaması sonucu çekip çevirip eski rayına oturtamamış ve iş Beni Umeyye'nin eline tümüyle geçtikten sonra bildiğimiz gibi bugüne kadar perişan etmişler her şeyi. Bu bakımdan asabiyetin, yani bir kimsenin mensup olduğu kavmin suçunu savunmasının, suçunu da savunmasının İslam'da kesinlikle haram bir şey olduğu hatırlardan çıkarılmış. Kardeşiniz de olsa, babanız da olsa, ananız da olsa, kim beğenilecek şey yapıyorsa alkışlanılır, yani beğenmeli. Beğenilmeyecek şey yapıyorsa da beğenmemelidir bir Müslüman. Çünkü böyle yapmak adil olmak demektir. Yani bir şeye ait olduğu yere koymak demektir. Sen haksızlık yaptıysan sen haksızlık yapıyorsun arkadaş demek. Bir yandan adalettir, yaptığın şey haksızlıktır, kim yapıyor sen.
yaptığın haksızlığı sana bağlama, sende yerine koyma, adalet adlini işliyorum ben, tamam? Diğer yandan da asabiyetten insan sakınmış. Evet, aydınlanma çağı denilen bir deyim var. Sık sık kendisine başvuruluyor. Sık sık makalelerde, makale başlıkları olarak filan rastlıyorsunuz. Aydınlanma çağı dendiği zaman ya da bu isim daha ziyade Avrupa'da Rönesans'ın ve giderek reformun deforme olmuş dinin elden geçirilerek iyileştirilmesi anlamında gelen reformun yaşandığı Luther'in, Alman Luther'in Hristiyanlığın bir takım kirlerden arınmasını sağlamaya yönelik orijinal de ellerinde olmadığı için kilisenin uydurduğu birçok şeyden Hristiyanlığın yakasını kurtarmaya yönelik davranışlarının adıdır reform. Rönesans ise aydınlanma demektir, onun o anlamı gelir. Fransızcasıdır ve Latince kökenli kelimedir. Aydınlanma çağı dendiği zaman da işte kilise kral ikilisine karşı Avrupa'da yükselen mütefekkir sesi, yani düşünürlerin düşünceleri, görüşlerinin kilisenin karanlığında kalmış insanları aydınlatması manasında kullanılır. Bu tabii gerçek bir aydınlanma mıdır, değil midir? Hani zifiri karanlığı bir mum yakarak da aydınlatabilirsiniz. Örneğin bir ampul takarak da aydınlatabilirsiniz. Mum hiçbir zaman ampulün, yüz mumluk ampulün aydınlattığı kadar aydınlatmaz ama daha evvel o da yoksa mumun aydınlatması aydınlatma olarak görülür insanlar tarafından, kabul de görür. Ampulü tanımayan mumun ışığına ışık demesinde ne desin, kaşık mı desin yani? Değil mi? O da ışıktır güya ama ışığının tümüyle seçilmesi imkanı vermeyen, tanınmasına imkan tanımayan, tanımayacak kadardır. Çünkü insan aklıyla, insan aklının ürünü olan fikirle Allah'ın gönderdiği, Allah'ın insan aklına ilka ettiği, tohumladığı fikir arasındaki yaşayan tabiatını açıklayıcılık bakımından mukayese edilmez farklar vardır. Ve bu farkı insanoğlu hiçbir zaman bırakınız aşmayı asla ve kat'a kapatamamıştır, kapatması da mümkün değildir. Yetişemez tozuna. Bugüne kadar hiçbir insan gelmemiştir ki yeryüzüne fikri eskimemiş olsun. Zaman zaman moda olsa bile ama bakıyorsunuz vahiy zamanın eskitemediği düşüncelere denir deseniz adeta yeridir. Zaman vahyi müstamel, kullanılmış hale getirebilir. Yani onu aşındıramıyor. Zamanın hiçbir etkisi olmuyor onun üzerinde. Biz bu tabirleri kullanırken biri ve her kelimeyi olduğu gibi mutlaka çok dikkatli olmak durumundayız. Zira aydınlanma çağı kavramı biz Müslümanların ıslahında yok. Yani bizim tarihimizle ilgili bir olayın açıklanması için kullanılan bir kelime, bir deyim olmadığı gibi bizim hayatımızı ilgilendiren bir deyim de değildir. Kıblesini batıya döndürmüş olanlar batının kelimeleriyle, kavramlarıyla, deyimleriyle konuşuyorlar ve onların çokça sıkça kullandığı işte çağdaş olmak, aydınlanmak, bilmem filan falan gibi böyle fosforlu kelimeler, deyimlerle insanları etkilemeye çalışıyorlar. Ve etkileniyor da insanlar sonuçta, iktidar da yani güç de onlarda olunca güç insanları etkiliyor. Biz şöyle örneklendireyim. Versay Sarayı yapılalı şurada daha 200 seneyi biraz geçmiş.
Versailles Paris'teki dünyanın en meşhur saraylarından birisi. Düşünülmedik şey güya bırakmamışlar. Ama biliyor musunuz bir tek ne bayanlara ne erkeklere tuvalet yok. Ve tüm Fransızlar yani en mükemmel ve tek en güzel binaları Versailles'de yoksa köydeki binalar da hiç yok. Çok affedersiniz, ettiklerini kağıda ediyorlar ve sokaklara atıyorlar. Sokaklar bok kokusundan geçilmez oluyor. Ve ne yapalım, ne edelim bilmem ne filan, işte Avrupa'da, burada da var. Köl suyu anlamında, Cologne, yani köl suyu, Köln'de yapılan su. Bologna bu sayede bulunuyor efendim. Ulan onu bulana kadar tuvaleti bulsanız da hırp olamış. Caddeden. Yani hem böyleler hem de tafralarından yanlarına var bunlar. Yani tuvalet medeniyet bakımından, medeniyet açısından gerçekten bir uçağın icadından daha önemlidir. Yani yaşam tarzının şehirliliği anlamında medeniyet. Yani medeni şehir demek. Medine, şehir. Medeni, şehirli demek. Badiye ve bedevi de çöl. Badiye çöl demek, bedevi çöllü demek. Yani Arapça. Tabii Arapçada köylü değil, çöl. Çöl de yaşıyor yani. Çöllü, Türkçe var ya hani işte Ahmet Çöllü bilmem ne filan öyle soy isimler. Türkiye'de çöl de yok ya, nereden çıkardılarsa. Çöl, verimsiz, kırak, kıraç yer filan için herhalde Türkiye'de kullanılıyor. Gerçi çölün aslı da öyle bir şey bitmez, etmez, öyle kumdan başka bir şey yoktur, kum tepeleri. Evet, biz Müslümanların neleri neleri bildiğimiz, dünyanın bir yörünge üzerinde ve güneş etrafında döndüğünü kitabımız bize bildirdiği, ve sonra bunlarla ilgili çok mükemmel gelişmelerin kaydedildiği yıllarda Batı değil tuvaleti bilmek, işte içine şeytan girmiş diye kadın, erkek, kimi kimseleri ağaçların cayır cayır kebap ediyor. İnsan kebabı. Günah çıkaracak, kadının içindeki şeytanı çıkaracak, bilmem ne, yani hastalanmış diyelim. Bilmem bir takım şeyler söylüyor filan, ruh hastalıkları yok mu? Rahip Efendi buyuruyor, içine şeytan girmiş, çıkması için yapma. Yani hiçbir şeye aklı ermiyordular. Bu zulmetten kurtulduk yani, zifiri karanlıkta bir mum ışığı yaktık diye. Aman 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 1500 mumluk ampul yakmış gibi hava attılar dünyaya. Bu hava da tuttu. Bizim başımızdaki avanaklardan tutun, Pakistan'ın başındaki avanaklara kadar bir sürü avanak bulduk, taraftar buldu avanakları yani. Evet, velhasıl biz aydınlanma çağı denilen deyimin bizim ideolojimizin literatüründe, kavramları arasında bulunmadığını bilelim ve ne olduğunu da tanıyalım. Evet, bir diğer konu olarak Türkiye söz konusu olduğunda gündeme gelen bir Türk cihana bedeldir sözü adeta hemen hemen herkesin duymayan hiç kimsenin kalmadığı, herkesin ezbere bildiği herhangi bir işte bir şey biliyorsunuz. Bu tabii böyle bir şey genel olarak diğer Müslümanlar arasında yok. Yani bir Türk cihana bedeldir şeklinde değil, mesela bir Pakistanlı cihana bedeldir diye bir kavram Pakistan'da üretilmemiş örneğin. Filan filan ama vaktiyle Beni Umeyye yaptığı şeyler, mesela Arap olmayan bir insandan bir camiye imam bile tayin etmemiştir. Mutlaka Arap olma şartını aramışlardı. Müslüman olma şartını aramaları gerekirken. İşte onlar da böyle isimlendirmemişler. Belki bir Arap cihana bedeldir dememişler ama yaptıkları iş ile bunu söylemişler, lafını etmemişler.
Gerçekten bir Türk cihana mı bedel, neye bedel, nelere bedel, yani azıcık üzerinde duralım. Kur'an diyor ki biz her birinizi, bu her biri çok genel bir ifade ve içinde Kürt'ü, Türk'ü, Çingenesi, Arap'ı, Boşna, Pama, Arnavut'u bilmem, Hintlisi, Çinlisi değil mi? Kırmızı derlisi, kara derlisi hepsi var. Hepsini kapsayan genel bir deyim bu. Her birinizi anılarınızın karnından bir şey bilmez halde çıkardık. Tıpkı fabrikadan çıkan ve hiçbir şey yapamayan, kapasitesi yüksek veya düşük de olsa bilgisayarlarla. Hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar? Kendisine bir program öğretene kadar. Personel program, muhasebe programı, bilmem, stat programı, velhasıl filan. Öğrettiğiniz programla ilgili işleri o programı önce öğreteceksiniz, ondan sonra onunla ilgili işleri, verileri verirsiniz ve size şaka şükür sonuç verir. Yoksa asla, onlar da fabrikalarından bir şey bilmez halde çıkarılıyorlar yani, çıkıyorlar. Değil mi? Bilgisayar hakkında bilgisi olanlar bilirler bunu. İnsanların gerçeği bu olduğuna göre nasıl olur da bir Türk veya bir Arap veya bir Amerikalı veya filan filan cihana bedel olur? Bunun aklen imkanı bulunmuyor. Yani bulunması mümkün değil. Çünkü Allah diyor ki yaratan olarak sizi bir şey bilmez halde çıkardık. Yani tüm çıkıyoruz Türkçe. Biliyorsunuz her Türk adam da olmuyor. Yani başka kavimlerin olduğu gibi Türk'ün de işte eşeği var, eşoğlu eşeği var, iti var, iti oğlu iti var. Adamı da var. Kürt'ün de var. Arap'ın da var eşeği, eşoğlu eşeği, iti oğlu iti, değil mi? Öyleyse nasıl olur da yalnız Türk olmakla bir insan cihana bedel olur? Mümkün değil. Olmaz olsun böyle adam dediğimiz nice Türk var, nice Kürt var, nice Arap var filan. Değil mi? Zıbarsa da elinden kurtulsak dediğimiz, başımıza geçmiş, bizi inletmişler, etmişler. Bir an evvel Allah canını alsa da kurtulsak diye dua ettiğimiz insanlar görmüşüz veya tarih yazmış. Öyleyse bu insanların alayı da Çinli değil. Öyleyse bir Türk olmak gerçekten ne cihana bedel, ne başka bir şeye bedel, ne de yarım kilo muza bedel. Yani böyle ölçülmez demek istiyor. Yoksa Türk olmak ne aşağılığı gerektirir, ne üstünlüğü. Aşağılık veya üstünlük insanların kendi kazançlarıdır. Doğuştan getirdikleri şeyler. Doğuştan kabiliyet yüksekliği, hani bu megabayt çokluğu gibi gelir. Ama o kabiliyet yüksekliğini kimisi mafya babası olmakta kullanıyor, kırıp geçiriyor milleti. Araca bağladığı mahalle bir tekne kalmıyor, 11 teke çıkıyor. Yani kabiliyeti doğmak yetmiyor. O kabiliyeti kullandığınız yere göre değerleniyorsunuz. Yüksek değerleri kazanır, onları yaşamaya ve yaşatmaya çalışırsanız yüksek kişilikli, yüksek şahsiyetli insan oluyorsunuz. Düşük değerler benimsiyor, düşük değerleri kabulleniyor ve düşük değerler paralelinde davranıyor. Öyle düşünüyorsanız, mesela yalancılık, mesela dolandırıcılık, üçkağıtçılık ve ilahir. Bunun sonucu olarak da düşük kişilik sahibi oluyorsunuz. Bunu isterse Kürt de beceriyor, eşekliği Türk de beceriyor. Görmüyor muyuz? Bir sürü eşek Türk var, bir sürü eşek Kürt var, bir sürü eşek Arap var. Mübarek adam mı yani şu Mısır'ın başı? Saddam adam mı? Eşoğlu eşek mi bilmiyorum, babasını tanımıyorum ama kendisinin eşekliğine kalıbımı basarım. Sen basma. Hafıza Sad'ın babasını tanımadığım için bir şey söylemiyorum ama kendisini hırfoluna ben kalıbımı basarım. Dolayısıyla bir insanın Arap olması yahut Türk olması, Kürt olması, adam olması için yetmiyor. Adam kılığında yaratılmışlığın ifadeleri bunlar ama adamlığı sonradan kazanıyorsunuz.
gayret sarf ederek, yüksek değerler benimseyerek adam oluyorsunuz, davranışlarınızı da ona uygun hale getirerek eşekli de sonradan kazanıyorsunuz. Murad ederseniz adam oluyor, murad ederseniz eşek oluyorsunuz. Öyle değil mi? İnsan isterse yalancı olur, isterse doğruyu söyler. Zorla olmaz bu işler, kendi tercihi. Bir güzel sloganı bir gazoza kurban etmişler. Onun için kullanıyorlardı. Hepimiz seçimimizin ürünüyüz diye. Hatırlıyor musunuz? Schweppes, gazoz reklamı. Gazozu geçelim bir yana ama bu söz çok hoş bir söz. Reklamcılar zaten kaç kafa birden çalışıyor ki böyle güzel bir şey, slogan üretsinler. Ve o slogan na insanların tutulmasından yararlanıp işte o malı o sayede daha fazla tükettirsinler, daha fazla cetlerine para gitsin. Dertleri yok. Bizi burada yalnızca slogan, gazoz ilgilendirmiyor, markası hele hiç ilgilendirmiyor. Ama slogan çok güzel bir slogan. Yani hepimiz seçimimizin ürünüyüz. Gerçekten öyle insanlar eşeklik diye andığımız kişiliğin unsurlarını taşımaya, üzerinde bulundurmaya özen gösterir, onun için uğraşırsa olsa olsa ne olacak? Eşek olur. Adamlığın unsurlarını üstünde bulundurayım, onları yaşatayım, aman onları yeşerteyim ha? Derse de giderek ne olacak? Eşek olmaz, adam olur. Velhasıl kendi seçtiğinin ürünü olur. Ben senin için ne seçersem seçeyim, hiçbir şey değiştirmem. Ancak tavsiye niteliği taşır, o kadar. Sonuçta her insan mutlaka kendi seçer. Ve seçtiğinin de ürünü. Dolayısıyla kimse Türk olmasından dolayı utanmamalı. Kimse Türk'üm diye de böyle havalanmamalı. Kürt olmak, aşağı olmak anlamına gelmediği gibi yüksek olmak anlamına da geliyor. Çünkü bunlar alçaklığın veya yüksekliğin, eşekliğin veya insanlığın ölçüsü değil. Mesela bir litre elma olmaz. Yani elmanın ölçüsü kilodur. Anlatabiliyor muyum? Yani bana bir metre muz ver filan. Olmaz yani. Şu kadar kilo muz ver diyeceksin. Bir metre muz. Şimdi tek sıra mı? Dal halinde. Dal halinde olursa 31 kilo girer. Tek sıra olursa belki uzunsa da 1 kilo, 1,5 kilo girer. Dolayısıyla kullanılmaz. Yani burada rutubet 15 kilometre falan olmaz. Kilometre uzunluk ölçüsü adı üstünde. Efendim işte hacim ölçüsü litre birim olarak. Bilmem alan ölçüsü metre murabba veya metre kare, işte arşı kare neyse. Birini diğerine kullanmaya kalktınız mı gülünç olur. Yani. Ve sonuç alamazsınız yani. Söylediğiniz şeyi muhatabınız anlamaz, siz de zaten söyleyememiş olursunuz. Dolayısıyla bu yanlışlıklar yapılmamalı. Bu açıdan da yine bir Türk cihana bedeldir. Sonuna mi ekledim biraz, yani belki Türkçe kurallarına bu uygun değil. Özellikle de bunu seçtim çünkü çok düşündürücü, vurgulayıcı, bu kadarla bile çok özet halinde, yani öyle değil anlamına, öyle olmaz. Çünkü cihana bedel olmak Türk olmakla eşdeğerde değil, yani cihanın zerresi olmayacak Türk de var. Cihana bedel Türk de var, cihana bedel Arap da var, cihana bedel olmayan, zerresine bedel olmayan Arap da var. Yani insanlar cihanla, cihana eşdeğer olmakla filan ölçülmezler. Taşıdıkları fikirlerin yüksekliği ya da düşüklüğü ölçülürler. Düşük fikir taşıyanlar düşük davranış sahibi olurlar ve düşük kişilik sahibi olurlar sonuç olarak. Yüksek değerde, zamanın eskitemediği değerde, eşyanın tabiatına, insan fıtratına uygunlukta fikir taşıyanları da bu tür fikir taşıyanları da o fikirler yüceltir, yükseltir ve insanlar bunlarla ölçülür. İnsanlık bununla ölçülür. Mesela koyunluk ne ile ölçülür?
Amma adam koyun ha denmez yani, değil mi? Neden işte bu koyun etli. Yani maşallah iyi. Yani bunu kesersek işte 40 kilo, 50 kilo et alıyor. İşte sütlü veya işte her yapışta iki kuzu doğuruyor. Verimli koyun. Ha? Bununla ölçülür. İşte inek neyle ölçülür? Yaşadığı sürece verdiği süt onu yaşatır zaten. Ondan sonra da kesilir eti için. Tamam? Dolayısıyla bu inek iyiymiş maşallah derseniz veya bu inek gerçekten güzel cins bir inek filan, işte bu gibi şeylerden bahsediyorsunuz demektir. Yoksa çok misafirperver, çok iyilik bilir, bilmem yani insan söylerken bile gülesi geliyor değil mi? Yok yani çünkü onlar bununla ölçülmez. Her şeyin kendine mahsus bir ölçüsü var. Nasıl uzunluk işte metre ve onun katlarıyla, nasıl hacim litre ve onun katlarıyla, nasıl alan metrekare ve onun katlarıyla ölçülüyorsa, işte ineklerin ölçüsü ayrı, develerin ölçüsü ayrı, işte koyunların ölçüsü ayrı, her şey demir, çimentonun ölçüsü ayrı. Yani iyi demir, öyle mukavemeti fazla, dayanıklılığı fazla demir anlamına gelir inşaatçıların dilinde, misal. Evet, çünkü yaramazı da var, yani karbon nispeti düşük müdür, fazla mıdır bilmiyorum. Madencilerin işine karışmayalım da. Velhasıl her şey bir farklı ölçüyle ölçülür. İnsanlar da Kürt oluşuyla, Türk oluşuyla, Arap oluşuyla, Çingene oluşuyla değil. Bunları Allah bizim için seçtiğinden ayrıca insanın elindedir. Eğer böyle olsaydı, peki Çingene olmayı kim ister? Adamın elinde değil. Zaten iradesi dışı filan anneden doğuyor, falan babanın çocuğu olan. Ne yapsın bu daha doğuştan, Hristiyanların şu doğuştan günah meseleleri var ya, onun gibi doğuştan suçlu adam, doğuştan sakat gibi bir şey. Ne yaptı, kendini mi öldürsün yani? Böyle şey olur mu? Allah'ın bizim için seçimi bunlar. Yani benim Türk, senin Kürt, öbürünün bilmem Arnavut olması onun seçimi. Bundan dolayı Allah zaten kimseye ne bir ek sevap yazıyor, yazdırıyor ne de bir günah yazdırıyor. İnsanın günah veya sevabını kendi kazanımı sonucu, kazanımına bırakmış. Düşünecek, taşınacak, işte tevhid akidin sahibi olursan, ona göre de yaşamını düzene koyarsan, bu yaşam tarzı ve düşünce topluma hakim olsun, yayılsın için çalışırsanız, Allah sizden razı oluyor o kadar. Bunu yapan Kürt mü? Sevabını yazıyor. Bunu yapan Türk mü yazıyor? Çingene'ye yazıyor, Uludere'ye yazar, herkese yazar yani. Yapmayan da isterse Muhammed'in amcası olsun. Tebbe diye de Ebi Leheb'in ve tebbe ma der demiş. Niye? Yani Ebu Leheb gelmiş geçmiş bitmiş gitmiş yahu işte Kur'an gibi bir kitapta adı ne geziyor? Çıkarıp atacak halimiz yok. Niye ona öyle denmiş? Adam amcası olmasına rağmen söylediğini bir düşünün diyeceği yerde düşünmez olasıca. Ha düşünme tamam. İlla cehenneme gideceksen bay bay güle güle git. Ama işi gücü bırakmış yeğeni Muhammed'in peşinde git. O geldi sana işte bir İslam mı anlatıyor? Hemen arkasından yetişiyor diyor. Bu benim yeğenim bu kafayı oynattı bunun dediklerine inan. Ya bu belki adam terbiyeli bir şey söyleyemiyor. Amcası işin aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık hesabı Allah Allah. Yok. Hanımı Ebu Leheb'im. Ne kindir, ne yaptı bu adam size? Her sabah gidermiş yani evinden çıkar çıkmaz boka bassın diye. Hayvan pisliği filan evinin önüne, Muhammed'in evinin eşiğine hayvan pisliği dökermiş. Ne olacak yani boka basınca bir adam bok adam olmaz ki. Boktan işler yaparsa bok adam olur yani. Bokla insanoğlu hep uğraşmıştır hayvanların pisliklerini. Tezek yapmışız, kerme yapmışız, yakmışız. İşte bunlar da alıp atmıyorlar, gübre yapıyorlar. Değil mi? Değerlendiriyorlar. Kendine göre bir değerdir bu. Öyle yani işi gücü insan pisliği atarmış. Yani sabahleyin tabii insan hep yere bakarak gezdiği yok yani. Böyle bassın da ha gülsünler. Ne oluyor insan değil misin? Yani sen de basabilirsin bir gün. Ve basınca ne olur ki yani? Değil mi?
Yıkar insan, geçer gider, bitti. Bir daha da işte senin namusunluğunu görünce kapısından çıkarken daha bir dikkatli çıkar. Pisliğe basmayın diyor. Sen pisliksin yani, oraya döktüğün değil. Bunu yapan pislik. Dolayısıyla İslam'da hiç kimsenin Allah katında takvanın ötesinde, yani Allah'tan, Allah'ı gereği gibi bilip, ona gereği gibi inanıp ve gereği gibi onu seven ve ondan korkan, azabından çekinen ve mükafatına imrenen, imrenmeye takva deniyor kısaca. Bütün üstünlük bu konudaki boyunuzun uzunluğunda. Yani ne kadar takvanız var, bu işi ne kadar beceriyorsunuz, ne kadar kafanızı takmış yapıyorsunuz, işte o kadarsınız, ağırlığınız o. Değeriniz o yani Allah katında. Bunu az yapıyorsun, az değerin var. Çok yapıyorsun, çok değerin var. İnsanlar bununla ölçülürler. Allah'ın koyduğu ölçü bu. Ya da cuma. Türkçe karşılığıyla toplantı. Efendim. Buna ne biçim karşılık demeyin, öyle diyor lügatlar yani. Evet. Efendim, Arapça'da cem toplama, cami toplanılan yer, toplantı anlamına gelen kelimelerdir. Aynı kökten türeyen kelimelerdir. Tabii biz lügat anlamı bir yana, İslam'da cuma dendiği zaman ne anlaşılıyor ise, herkesin aklına, ekranına ilk düşen neyse onun üzerinde duracağız. Haftada bir gün, haftanın beşinci günü yahut altıncı günü olan güne, çeşitli kavimler İslam tarihinde önce, İslam'ı kabul etmeden önce kendi ıstılahları, kendi dünya görüşleri istikametinde isimler vere gelmişler. Mesela Farsça'da pazar, şembe, ilk gün anlamına. Pazartesi, yekşembe, salı, düşembe, çarşamba yok. Cumartesi, şembe, pazar, yekşembe, pazartesi, düşembe, salı, seşembe, çarşamba, cihar şembe, yani dördüncü gün. Türkçe bozulmuş kalan çarşamba diyoruz. Cihar şembe de yani dördüncü gün. Perşembeye penç şembe, yani beşinci gün, şu tavlada var ya, te, dü, cihar, şeş filan, bunlar Farsça. Penç şembe, cumaya ne derlermiş bilmiyorum doğrusu. Yani altıncı günü güne ne derlermiş Farslar bilmiyorum. Yalnız Türklerin koyun takvimlerinde, hayvan takvimlerinde de böyle kendine mahsus günlerin, yılların isimleri var. Araplarda da böyle. Türklerin ve başka kavimlerinkini de bilmiyorum. Araplarda da altıncı gün ne denk gelen, haftanın altıncı günü için Yevmül Arube, yani Arapların günü. Arube, Arapların günü demek. İken İslam'dan sonra derken de İslam gelir gelmezden sonra değil, Medine'ye hicretten sonra, hicreti takiben toplantı günü anlamına Yevmül Cuma. Yevm gün demek, cuma toplantı demek, yani toplantı günü adı verilmiş ve Müslüman olan kavimlerin hemen hepsi bütünüyle kendi dillerinde diğer günlerin isimlerini belki korumuşlar ama bu altıncı güne dinleri aynı olduğu için dinlerinin koyduğu adı koyarak ana gelmişler ve toplantı günü anlamına gelen Yevmül Cuma diye gelmişler. Arapçası Yevmül Cuma, Türkçesi de toplantı günü veya cuma günü, yarısı Arapça yarısı Türkçe söylersen. Ayrıca
bu açıklamalara ek olarak şunu belirtelim. Cuma'nın özelliği var. Yani bir Müslümanlar için bayram, haftalık bayram, haftalık tatil, haftalık izin günü gibi. Yani mutlaka o gün çalışılmaz anlamında değil. O gün Müslümanların toplantısı var. Şimdi toplantısı olduğu zaman insan mümkün mertebe toplantısına binaen toplantının dışındaki işlerini ikinci dereceye bırakır, toplantıyı öne alır. Değil mi? Hani normal bir günde işinizi yaparsınız, şudur, şu işi, bu işi filan ama bir akrabanızın düğünü vardır, sizi davet etmiştir. O davete icabet etmeniz, gitmeniz sizin başka işlerinizi ikinci plana iter. Ve o düğüne gitmek baş sıraya gelir, oturur o gün. Toplantı günü de toplantı yerinde bulunmak, toplantıya katılmak, toplantıda bulunmak ve toplantıda yapılan konuşmayı, ayakta yapılan, yüksekçe bir yerden yapılan konuşmayı ki buna Arapçasıyla hutbe deniliyor, cuma hutbesi diyoruz ya, toplantı konuşması demek kısaca. Ne dinlemek durumunda toplantıya katılanlar. Yani hem katılacak hem de dır 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 kendi arasında yok. Hani vardır ya hala halk arasında işte cumada çıt bile çıkarılmaz, hiç konuşulmaz falan. Yani hiç konuşulmaz değil. Konuşma yapan yanlış söylerse düzeltilir. Ama aranızda konuşarak o toplantı güme götürülmez. Yani ne diyor adam? Dinlersin ki anlayasın. Anlayasın ki eğri mi, doğru mu? Soracak bir şey var mı, yok mu? Eksik bıraktı mı, fazlası mı var? O konuyla ilgili soru sorabile yahut da itiraz edebilir. Fakat dinlemediğin konuşmayı nasıl tenkit edeceksin, nasıl tamamlayacaksın? Değil mi? Nasıl soru soracak? Bu bakımdan konuşulmaz. Anlamak için. İkimiz konuşuruz. Hadi ikimiz anlamasak iyi. Fakat sesimizi duyan yanımızdakiler de anlamayacak. Bu bakımdan konuşulmaz. Yoksa hiç konuşulmaz anlamında değil. Fakat bugün yaygın olan kanaat cumada hiç konuşulmaz. Tabii hutbeye çıkıp şey yapan sana gazel de okusa konuşmuyor millet. Küfür de söylese konuşuyor. Böyle yani şekilsel bir kuru biçim kalmış, muhteva kaybolmuş her konuda olduğu gibi. Bu konuda da aynı seviyesizliğe düşürmüş. Biz Allah biliyor öyle düşünüyoruz ki gerçeğini Allah biliyor ama biliyorsunuz dinde herhangi bir şeyin haram veya helal olması, farz veya nafile olması Allah'ın dininde Allah'ın emriyle gerçekleşir. Resulü yani Allah'ın elçisi bunları ancak bildirici, insanlara açıklayıcı, anlatıcıdır. Yoksa peygamber din koyucu değildir. Dini koyan Allah'tır. İslam için söylüyoruz. Hristiyanlıkta Allah'ın gönderdiği dinden hak getiriyor. Hiçbir şey bırakmamış. Ruhban sınıfı aklına ne estiyse, ne buruntusu varsa alayını din haline getirmiş. Bu da zaten Allah katında geçmiyor. Yani Allah katındaki din Allah'ın merkez bankasından çıkan para yani gibi. Allah'ın gönderdiği din. Onun için inne dine indallahil İslam diyor Allah. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Türk parasını kabul etmiyorum diyebilir mi? Ne kadar değeri düşük de olsa eşek gibi kabul edecek yani şakası yok. Çünkü kendi basmış, kendi kurumu basmış. O kurum bassın diye o kurumu kendisi kurmuş. Darphaneyi kendisi kurmuş yani. Öbür türlü ben matbaada basamıyorum, bastım hemen sahte para bastı diye yakalıyor. Kendileri asıl sahte para. Suçu resmi yetkisi olanlar işleyince suç olmaktan çıkıyor tabii. Bu da başka türlü kendini gösteriyor. Paranın değeri tıngırmıdır yani hiç ortada bir şey kalmıyor. O bakımdan Allah katından din göndermiş, o dini geçersiz saymaz. Fakat siz bozarsınız. Eritir, başka madenler katarsınız, hurafeler katarsınız, basınlar katarsınız, o güzelim parayı, nasıl değerini düşürürseniz, altın listesi yüksek parayı, Allah'ın dininde değerini düşürür, şirk katarsınız, hurafe karıştırırsınız ve bozulur. Diğerlerinin yaptığı gibi. Şu gün Müslümanların da böyle boyunca bu türden günaha girdiği. Allah indinde
din İslam'dır. Eğer onun katına çıkacaksanız ki inanan da diriltilecek ve dikilecek karşısına hesap vermek üzere, inanmayan da. Şakası yok. Çıkacaksanız, yani işte bilmem nereye gidecekseniz cebinizde dolar olacak yani. Örneğin. Ama Avustralya'nın içlerine gidecekseniz, seyahat etmeyi düşünüyorsanız, orada dolar molar kimse bilmiyor, böcek kabukları götüreceksiniz. Para olarak böcek kabukları kullanıyorlar Avustralya'nın yerliler. Yani şehirliler değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir yerde hangi para geçerliyse, o parayla oraya seyahat ederseniz ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Aksi halde avucunuzu yalar ortada kalırsınız. Değil mi? Ahirete seyahat da zorunlu bir seyahat olduğuna göre, inanan da inanmayan da bindirildiği gibi ölüm dolmuşuna alınıp götürülüyor. Değil mi? Öyleyse orada geçecek para, oradaki veznelerin bozduğu parayla oraya gidersen, ki buna işte İslam diyoruz genel olarak. Allah öyle söylüyor. Ahiret de onun, bu dünya da onun. Biz de onun, ondan gelmeyiz. Değil mi? Her bir şey onun yarattı. Öyleyse onun Merkez Bankası'nın bastığı parayla oraya cebin doluna kadar dolu gidersen, o kadar büyük köşk alır, bilmem ne yapar. Yani hiç şakası yokmuş. Değil mi? Böyle yapmayan, yok canım işte benim cebimdeki para da geçer, orada harcarım, birilerine yuttururum, orada hiç kimse bir şey yutmuyor. Yani zaten din gününün sahibi Allah ve Allah'ı kandırmak da mümkün değil. Belki insanlar birbirlerini kandırabilirler, kendilerini de kandırabilirler. Lakin Allah'ı kandırmak kabil değil. O kanmaz. Kansaydı, kandırılabilseydi Allah olamazdı zaten. Allah olması için kandırılamaz da olması lazım. Kimisi kandırdığını zannediyor. Hani meşhur bir Karadeniz fıkrası var ya, biraz neşelendireyim sizi. Fırtınada çalkalanıp duruyor. İşte ha ben bir karaya ayak basayım, tüm yakaladığım balıkları sana kurban edeceğim demiş. Demiş sahile yaklaştıkça yaklaştı. İnmiş karaya, demiş aldattım onu. Derler ya. Tabii işin şakası bir tarafa, ama bunu söyleyen kendini aldatmış yani. Onu dediği herhalde kendisi olmalı. Çünkü o Allah'ı aldattım ya. Beni inandı, beni karaya çıkardı demeye getiriyor. İşte aklına köpek işe Tabii böyle düşünen ancak kendini aldatmış olur. Öyle ya, başka açıklaması olabilir. Evet, Cuma konumuz. Cuma, biz olaylara baktığımızda Cuma suresi namıyla özel bir surenin bulunduğunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bu surenin 9. ayeti ve 10. ayetinde de وَنُدِيَ السَّلَاةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ, yani namaz için çağrıldığınızda ne zaman? Toplantı günü. Toplantı günü, Türkçe'ye dizersek kelimeleri. Toplantı günü namaz için çağrıldığınızda işinizi gücünüzü bırakın ve toplantıya koşun, gelin. Anlamına geliyor bu ayet Türkçesi. Şimdi bu toplantı rastgele bir toplantı mıdır? Şu anda bizimki de toplantmış. Toplanmışız. Sonuçta buna toplantı deniyor. Bu da cumadır kelime anlamı itibariyle. Ama dindeki cumanın anlamı farklı. Bir kere gün olarak o gün, yani haftanın 6. günü yapacaksınız. İki, işte öğle vakti girdikten itibaren yapacaksınız. Üç, toplantıya herkesin çağırma yetkisi yok. Gönlünüzle biat ettiğiniz, rızanızla, ihtiyarınızla biat ettiğiniz Allah'ın hükümleriyle hükmetmek üzere, üzerinize hükmetmek üzere kendisine biat ettiğiniz kimse ya da onun vekil tayin ettiğinin çağrısı olacak ki o çağrıya icabetiniz sahih olsun. Yoksa öyle her önüne gelen çağırdığı toplantıya katılmanın İslam anlamındaki
ile alakası yok. Dolayısıyla laik cumhuriyetin çağrısı da cuma, yani toplantı çağrısının hiçbir anlamı yok. İslam açısından anlamı yok. Var gavurlarda toplanıyor, Avrupa Parlamentosu toplanıyor, NATO bilmem, Dışişleri Bakanları toplanıyor. Bu toplantılar İslam açısından bir anlamı var mı? Yok. İslam'ın bir kurumu değil. Yani batının bizi nasıl kafa kola alırızın toplantıları bunlar değil mi? İslam açısından bir kere Allah'ın hükümleriyle hükmedilen bir dar, diyarda yaşıyor olmanız lazım. O diyarda yaşayabilmek için kendi gücünüze yaslanmanız, dayanmanız lazım ve Allah'a yaslanmanız lazım. Orada Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi lazım. O diyarın, o ülkenin dış ülkelerle, yani kafir ülkelerle ilişkileri İslam esası üzerine kurulmuş olması lazım. Ki bu ilahi kelimetullah'tır. Allah'ın ismini yüceltmek amacı dış politikanın şaşmaz esasıdır İslam devleti. İşte böyle bir düzende gönlüyle de bu düzene rıza göstermiş ve içinden birine Allah'ın hükümleriyle hükmetmesi için biat etmiş, tabi olmuş. Aklının ve gönlünün ürününü ona satmış, karşılığında Allah rızası bekliyor. Bütün gücünü ona yüklediği görevin yerine gelmesi için harcayacağına söz vermiş oldukları kimsenin haftada bir gün yaptığı toplanalım çağrısına icabet. Cuma'nın anlamı budur. Ve bu İslam tarihinde ilk defa Medine'de bu toplantı yapılıyor. Toplantının yapıldığı Medine'de dikkatinizi çekelim. Ayrıca Resulullah Müslümanların başında yoktur. Daha Mekke'dedir ve Medine'ye henüz gelmemiş, gelememiştir. Çünkü gemiyi en son kaptan terk eder. Esah kaptanlar tabii. Yalancı kaptanlar evvela kaçıyor. Sahici kaptanlar gemilerini en son terk ederler. O arkadaşlarının Mekke'den Medine'ye göçmesi, hicret etmesi gerekenlerin sağ salim gittiğini öğrenip en son kendisi gelecektir. O henüz Mekke'de iken Medine'de Müslümanların toplantı yaptıklarını, Yevmül Arube'yi, yani Arapların günü denilen haftanın 6. gününü Yevmül Cuma'ya çevirdiklerini ve toplantı günü olarak andıkları bu günde toplandıklarını, her gün öğleyin kıldıkları 4 rekat namazı terk ettiklerini, 2 rekat namaz kıldıklarını o 6. gün, eski adıyla Yevmül Arube, yeni adıyla Yevmül Cuma, yani Cuma günü, o toplantıda bir konuşmanın yapıldığını, ayakta herkesin göreceği şekilde dikilerek sorumlu birisinin, görevlendirilmiş birisinin bir konuşma yapmasını dinlemek ve onu da dinledikten sonra yeryüzüne Allah'ın verdiği rızıkları aramak üzere dağılması, değil mi? Ondan sonra dağılın diyor ya, o rızkı aramak üzere dağılın. Yani işinize gücünüze bak. İşte bunun adı Cuma'dır, İslam açısından. Yoksa önüne gelenin toplantısı, kelime anlamı itibariyle toplantıdır. Yani Arapçasıyla Cuma'dır da, bu Cuma değildir. Yani her sakallı nasıl dedemiz değilse, her toplantı da bizim için geçerli toplantı değildir. Yani masonlar da toplantı yapıyor, katılıyor mu? Yok bizimle, biz mason değiliz, katılalım. Efendim Almanlar toplantı yapıyor, bilmem işte domuz eti mi yok, şu şarap mı iyi, bu şarap birini seçiyorlar. Biz katılıyor muyuz? Yok. Bizi ırgalamıyor bu tür toplantılar. Bizim toplantımızın özellikleri bu. Şimdi, dinde bazı değişiklikler yahut yenilikler görüyoruz burada. Örneğin o güne kadar Müslümanlar 6. gün, Arapların o güne kadar Yevmül Arube dedikleri gün, Arapların günü dedikleri gün, öğle vakti kıldıkları 4 rekat farz 2'ye iniyor. Yani o kalkıyor, öğle namazı olmaktan da çıkıyor. Toplantı namazı diye bir namaz kılıyorlar. Yani adı Cuma namazı diyoruz ya bugün Arapçasıyla. Cuması Arapça, namazı Farsçadır. Gerçi de veya Salatul Cuma Arapçasıyla. İkisi de Arapça. Yani Arapça Cuma namazı
İşte Türkçe'de alışılmış cuma namazı diyoruz, herkes anlıyor. Cuma namazı haline dönüşüyor. Adı değişiyor bir. Miktarı değişiyor. Mesela o güne kadar hep o gün öğleyin 4 rekat kılınırken farz namaz, şimdi farz namaz 2 kılınıyor o 6. günde. Artı diğer başka günler de konuşmak yasak değil filan ama farz namaz. O gün bir de sorumlu kişi topluma, o toplantıya gelenlere konuşma yapıyor. Bu 10 kişi, 50 kişi, 100 bin kişi, 50 bin, 150 bin kişi, 1 milyon kişi neyse. Değişiyor. Şimdi bu değişiklikler peygamberlerinde bunlar kendileri yapıyor diyebilir miyiz? Bunlar kendileri yaptı. Yok. Aralarında Allah'ın elçisi varken, İslam henüz tamamlanmamışken elbette ki insanlar kendileri o güne kadar din adına kendilerine bildirileni değiştirme, başka şekle sokma, başka biçim verme yetkisini kimseye Allah vermiş değil. O yetki kendinde duruyor. Elçisinde bile yok. Bu konudaki vahiy, yani Cuma suresinin 9 ve 10. ayetleri peygambere geliyor. Zaten bütün ayetler önce peygambere geliyor. Değil mi? Peygamber diğer insanlara bildiriyor. O zaman peygamber Medine'de değilken bu ayetlerin gereği yapılmış. Nerede? Peygamberin olmadığı Medine'de. Peygamber nerede? Mekke'de. Şöyle düşündürüyor insanı, aradaki kopukluk gibi görünen şeyi şöyle düzeltiyoruz. Diyoruz ki her gün gizliden, açıktan, Zula'dan Medine'ye giden Müslümanlar var ya, ha, Resulullah'a gelen bu konudaki vahiy, yani Cuma suresinin 9 ve 10. ayetleri ni peygamber yazdırmış ya da ezberletmiş ve Medine'ye hicret edenlerden birileriyle Medine'deki Müslümanlara bildirmiştir. Çünkü Medine'deki Müslümanlar Resulullah'a ne ayet geldi, hangi vahiy indi, nereden bilsinler? Muhakkak birileri onlara bu gaybübet edildi. Yani birbirlerini göremedikleri sırada 500-485 kilometre Medine ile Mekke'nin arasında. Adana-Ankara kadar. Nasıl bilecek? Herhalde bu gelenlerle göndermiş olmalı. Öyle ya, başka türlü kuşlar bildirmeyeceğine göre. Değil mi? Ve bunun üzerine Medine'de o güne kadar, o gün namazı başka türlü kılan, toplantı yapmayan, hutbe okumayan Müslümanlar toplantıda, o gün bunları yaptıklarına göre demek ki peygamberden gelen haber üzerine, yani böyle böyle yapsınlar haberi üzerine o gün böyle yapmışlar dersek, bunun akıl dışı, yürüttüğümüz muhakeme dışı bir yanı olur mu? Olmaz. Bir diğer ifadeyle şöyle söyleyelim, Cuma, yani bu toplantı, İslam devletinde resmi bir toplantıdır, resmi bir çağrıdır, ümmete yapılan çağrıdır. Bu çağrıya bizim kanaatimiz o ki, kadın erkek herkes çağrılıdır, davetlidir. Kim gelemez, kadın veya erkek gelemeyecek durumda olan, diyelim evinde küçük çocukları var, bırakır giderse bir şeyler olur, kadın bakıyorsa kadın gidemez. Ya kocası bakıyorsa kadın gidebilir bu toplantıya. Ben kanaatimi söylüyorum. Bu benim bir diğer ifadeyle içtihadım diyelim. Evet. İnsanım, yanılabilirim ama düşüncemi söylüyorum. Siz de böyle düşünmek zorunda değilsiniz. Onu da ayrıca belirteyim. Evet. Efendim mesela işte hasta gidemez bilmem ne falan filan yazıyor ya. Tabi hastaysa adamı sedyeyle götürmezsiniz ki, yani götürseniz de o derdiyle mi uğraşacak, senin yaptığın konuşmayı mı dinleyecek? Değil mi? Önemli olan toplantıya mutlaka katılmak değil, yani cesedini de götürmüşüm, ne anladık yani adam bir şey anlamadıktan sonra? O bakımdan işte hasta yok bilmem, dertli, sakat falan filan, kaza geçirmiş, sağ solu alçıya alınmış adamı sürüye sürüye götür, o olacak iş değil. Diğer, bu toplantı, yani bu resmi toplantı ve İslam devletinin, devletin yaptığı için, devlet yaptığı için resmi bir İslami bir devlet yapacak. Öyle her önüne gelen devletin yaptığı toplantıya da cuma denmiyor. Allah'ın hükümleriyle hükmedilen, demin sıfatlarını saydığım devletin yaptığı toplantı. El cuma, melliye, harfi tarifli.
Bu toplantıya yapılan çağrıda kendi rızasıyla Allah'ın hükümleriyle hükmedilmek üzere biat edilen kişi, yani emir-ül müminin ya da onun vekili resmi yetkili olarak kılınan vekili ümmete kendisine biat edilmiş olan biat edenlere bir hafta zarfında herkes işinde, gücünde koşturduğu için haberdar olamadığı şeylerden, olup biten şeylerden haber verir. Devletin yönetiminden ümmetin bilgisi olması gereken, desteğine ihtiyaç duyulan hususları haber verir. Hutbenin konusunu teşkil eden şeyler. Tabi işte ağaç dikme bilmem nesi filan gibi öyle geçiştiriyorlar şimdi. Yani ağaç dikmekten bahsetmek günah değil hutbede, ama hutbeleri yalnız bunlarla sınırlayıp güdükleştirmek, şu Japon bonsailerine çevirmenin de bir alemi yok yani, değil mi? Ne olacak laiklik gölgesinde İslam ancak bonsai gibi, hani 100 yıllık çınar bakıyorsun el şurada. Ulan çınar böyle mi olur 100 yıllık? En az bir 30 metre olur. Eni şu kadar olur, boyu bu kadar olur filan, ama saklı da evin içinde 100 yıllık, 100 yaşında çınar. Belli ki kökleri burulmuş, daraltılmış filan, uymamış. Laikliğin gölgesinde de İslam ancak bu kadar diyor. Bonsai gibi, şu kadar bir şey oluyor yani. Birlikte bütün unsurları bulunsa, o bile güzel olacak da, bütün unsurların dallı butanı bulunmasına da müsaade etmiyorlar. Dolayısıyla bir kuşa benzetiyorlar yani. Arasını, kellesini falan kırpıp. Evet. İşte bu toplantı devletin fiili resmi yetkilisinin halkı bilgilendirmek, Müslüman halkı, onları çağırıyor. Hayya alassalâ, haydin namaza diye. Hayya alalcum'a, haydin toplantıya diye. Onları bilgilendirmek için yaptığı, tertip ettiği bir toplantıdır, haftalık toplantı. Bu toplantıda devleti yönetenler veya onların vekil ittihad ettiği kimseler, ki valiler kıldırır. Kazalarda tek cemaat halinde amiller kıldırır. Baş şehirde, yani devletin baş şehrinde emir-ül müminin bizzat kıldırır ya da durumu müsait değilse bu hafta diyelim, yerine bir vekil tayin eder, duyurulur ümmete. Emir-ül müminine vekaleten bugün falan görevle görevli filan adam cuma imamlığı yapacak. Cuma'da size devlet adına bilgi verecek diye ilan edilir. Ve arkasında iki rekat namaz kılınır. Sonra da yaptığı konuşma dinlenilir. Bu arada ümmet bilgilenmek istediği hususlarda imama, Müslümanların imamına ya da ona vekaleten oraya çıkar. Sorular sorar. Aman sen şunu sorma, konuşma, çıkarma. Konuşan birine sus demek bile günah filan yok. Bu eğer konuşmayı ifsad etmek ve başkalarının duymasını, yetkilinin konuşmasını duymasını engellemeye matuf ise susturulur. Ama soru sorulmaz, yok bilmem ne yapılmaz, ne o zaman koyun gel, koyun git. Bugünkü cumalar öyle değil mi? Adı cuma, kendi hak getiren. Neye benziyor bilmem, bir kuşa benziyor işte. O kuşun adını da bilemiyor. İşte bu toplantı bittikten sonra da bunun için gelin diyor Allah. Öyle yap, bunu bir bakıma ben şeye benzetiyorum, bir araba aldınız. Yepyeni, gıcır gıcır, sıfır kilometre. Her hafta bu arabaya bakım yaparsanız veya bakım için tamire götürürseniz tamirciye, aküsünün suyundan tutun ventilatör kayışına kadar, motorunun yağından şanzımanına kadar da fransiyelinden bilmem tekerlerin vijonlarına kadar, değil mi? Deposundan bilmem elektrik döşemesinden şununa kadar, lastiklerden, kapı lastiklerinden filan. Ne olur o araba? Çok daha fazla ömürlü olur. Çünkü sürekli bir hafta boyunca kullanıyorsunuz onu. Yokuşa, inişe, viraja, öteye, karlı yolda, tozlu yolda, değil mi? Bu sırada ola ki bir yerde bir civata gevşeyebilir. Bir yerde bir bilmem ne düşebilir, sarsıntı, bir kasise düşersiniz. Hiç bakmazsanız ne olur?
20 sene kullanabileceğiniz arabayı 3 sene 5 sene kullanamazsın. İşe yaramaz hale gelir. Ama her hafta bakımını yaptırdığınız, elden geçirdiğiniz, kayıp yalattığınız araba çok daha uzun ömürlü olur, değil mi? İşte tıpkı bunun gibi İslam devleti ümmeti her hafta bakıma alıyor efendim. Bakıma çağırıyor. Yani her biriniz birer arabasınız, gelin bakımınızı yapacağız. Yani yıkama, yağlama, kayışına bakacağım, motor yağına bakacağım diyor. Yani herkes hafta boyunca işinde, gücünde, telaşında, işte sizin doğumunuz olmuş, öbürünü bilmem, dedesi ölmüş, şu ticarete şuraya gitmiş, işte alacak, verecek, çek, karşılık falan filan derken hani olayları dünyada ve ülkede olup bitenleri takip edemiyoruz. Yani civata mı gevşedi, kayış mı bilmem ne oldu falan filan bakamıyorsun. Devlet sizi tamirhaneye çağırıyor, yani toplantıya. Ve haftalık bakım yapıyor. Bir hafta içerisinde geride bırakılan 6 gün içerisinde ne oldu, ne bitti, bunları sizin önünüze getiriyor dünyada ve ülkede. Sizi bilgilendiriyor. Sizin bu arada merak ettiğiniz şeyler ne, nasıl olacak filan soracaksanız bunları soruyorsunuz, onları da cevaplandırıyor. Tamam mı? Tamam. 6 gün sonra tekrar bakıma gelmek üzere güle güle dağılın yeryüzünde, rızkınızı arayın diyor. He? Çalışın yani. Çünkü çalışmadan olmaz. Cuma'nın anlamı bu. Bu anlamda size Cuma'yı anlatan bir başka Allah'ın kulu duydunuz, gördünüz mü? Yok. Kur'an'daki Cuma bu. Bu cümleden olarak size ek bazı bilgiler vermek istiyorum. Meşru olmayan, yani şeriata, şer'a, İslam şeriatına kastımız, uygun olmayan toplantılar yapılıyor. Ta bu yalnız Türkiye diyor, en son yapanlar bunlar. Beni Umeyye, Medine'yi filan zapt etmiş, bilmem ne, işte zorbalıkla vali tayin etmiş, bilmem ne yapmış, onlar Cuma'da herkes toplantıda bulunsun istiyorlar. Sahabenin çok azı kalmış, yani birçoğu ölmüş onların gününe kadar. Tabiinden, yani sahabeyi görüp peygamberi görmeyenler. Ben mesela çok meşhur bir alim İbrahim en-Nehai var. Ebu Hanife'nin de hocalarından olduğu söylemiş. Tamam. Bu adam Cuma hutbesi verileceği zaman onların arkasında, Beni Umeyye'nin, Umeyye oğullarının tayin ettiği imamın arkasında namaz kılmıyor ve hutbelerini de dinlemiyor, camiyi terk ediyor. Şimdi böyle halk nezdinde bilgili ve takvalı alim, ilim sahibi ve Allah'tan korkusuyla meşhur, tanınan insanların bu toplantıyı meşru saymayıp o toplantıyı terk etmesi tabii millete Beni Umeyye'nin gözünde kötü örnek oluyor. Onlar öyle görüyor. Ve kapılara nöbetçi koyuyorlar. Kimseyi camide çıkarmak. Tamam. Adam evinden gelmiyor. Adam gönderiyorlar, iki jandarma, dört polis neyse o günkü tabirle. Sürükleye sürükleye, döve döve adamı camiye getiriyorlar. Toplantıya yani. Toplantı yerine. Ve diyorlar ki bunu yaparken, dikkatinizi çekerim. Senin gibi insanların toplantımıza gelmemesi demek, bizi meşru saymamanız demektir. Bizim meşruiyetimizi, bizim şeriata uygunluğumuzu kabul etmemeniz anlamına gelir. Biz enayi miyiz? Bunu kabul eder miyiz? Siz tanınan, takvasıyla, ilmiyle tanınan da döveriz, söveriz, sizi buraya getiririz ki halk sizi burada görsün ve yahu böyle adamlar gidiyor, ben neye dayanıp da gitmeyeceğim desin de halk da gayrimeşruluğumuzu düşünmez. Onun için döveriz, söveriz, sizi buralara getiririz diyorlar ve sürükleye sürükleye de götürüyorlar. Yazıyor bunu, kitaplar yazıyor. Bahr-ı Raik isimli kitapta yazıyor. İktibasın 4. cildinde 4 sayı sanıyorum bu konuyla ilgili daha geniş malumat vermiş idim. Daha geniş olarak bakılır. Şimdi 3 cuma arka arkasına gitmeyenin, örneğin halk arasında çok yaygın, 3 toplantıya arka arkasına peş peşe katılmayanın
İşte cenaze namazı kılınmaz. Ya işte imanından şüphe edilir falan filan denir. Değil mi? Bunun aslı nedir bakalım? Var mı yok mu? Efendim siz gönlünüzle, kimse zorlamadan, düşünerek, taşınarak Allah'ın hükümleriyle hükmedeceğine inandığınız Ercüment Özkan'a biat ediyorsunuz. Söz geliş. Örneğin. Ve bana yardımcı olacaksınız. Ben çağırınca geleceksiniz. Ben yardım edin deyince yardım edeceksiniz. Çünkü benim sırtıma sardığınız yükü ben nasıl sizin yardımınız olmadan taşıyacağım? Ha? Ceberrüt olsam gene yapamam bu işi. Periştah olsam gene yapamam. Bu yükü saracağım. Ondan sonra toplantıya gelin ey millet. Kimse gelmeyecek. Ulan hadi bu hafta sen hastalandın gelme. Sana ne oldu? Cümle ümmeti Muhammed mi kırıldı hasta yatıyor hastalığında? Yok. Ayaktaki de gelmiyor, hastası da gelmiyor. Hadi iki, ikincisinde de gelmiyor, üçüncüde de gelmiyorsa bu kişi biat ettiği ilkelere bağlılığını gevşetmiş kişidir. Eğer bir zarureti, bir hastalığı, bir kazası, bir belası, fevkalade işi yoksa ki insanların fevkalade işi de hep cumaları gelip bulmaz yani. Hadi bu sefer cumayı buldu, gelecek sefer perşembe olur. Ha? Öbür sefer salıya rast gelir. Hep mi cumayı buluyor? Yani gerçek cumalar için bu söz geçerlidir. Ama bu kara halk dedesinin yerine dedesi ölmüş, başka sakallı oturtmuşlar. Dedesinin elini öpmeyen şey olurmuş, hayır duasından mahrum kalmış, olmazmış diye. Mahsı oturtmuşlar, sakallı gidiyor, onun da elini öpüyor, hayır dua alacağım. Mahsı yatıyor, ulan sakalı var diye dedek değil. Yani bu cumayı da o cuma zannederek, şimdiki cumaları, tamam? Üç cuma gitmezsek şey olur diye, ha babam de babam işini gücünü bırakıyor, yok dairadan kaçıyor, bilmem ne yapıyor cumaya gidiyor. Evet, gerçek cuma böyle. Zaten o cumada kimsenin kendini zorlamasına, işinden gücünden kaçmasına lüzum yok. Hayat ona göre düzenlenir zaten. Yani örneğin, gavurların pazarı yerine ki yani pazar da Allah'ın, cumartesi de Allah'ın. Yani ne bir Yahudilerin, ne bir Hristiyanların, ne cuma bizim yani. Hep, bütün günler Allah'ın. Efendim? O güne ayarlanır, ayarlanır ki kolay toplansın. İnsanlar toplantıya daha rahat gelsin. Böyle iki ayağı bir pabuçta gelmesin. Yani işten çıkacak, oraya koşturacak, oradan çıkacak, işine koşturacak filan. Sık boğaz edilmesin. Yani rahat bırakılsın ve rahat rahat gelsin. Rahat rahat dinlesin ki söylenenleri anlasın ve gereğince de amel etsin. Anlatabiliyor muyum? İslami devletteki toplantı için geçerlidir bu. Çünkü tabi olacağım dediğiniz ilkeleri uygulayan adamın lafını dinlemiyorsunuz. Bir çağırıyor gelmiyor, iki çağırıyor gelmiyorsunuz, üç çağırıyor gelmiyorsunuz. E ne bu? Başçavuşun katırı mı bilmem ne yapıyor derler yani. Ciddiye almıyorsun demek. E şimdi Allah'ın hükümleriyle senin üzerine hükmeden adamın çağrısını ciddiye almıyorsun. Ondan sonra ben hala Müslümanım. Höst oradan kim demiş? Olur mu lan öyle? Değil mi? Yani Müslümanım diyorsun, namaz kılmıyorsun. Müslümanım diyorsun, başını örtmüyorsun. Örneğin, Müslümanım diyorsun, rakı içiyorsun. Müslümanım... Kimi inandırır? Adam kendi bile ciddiye almaz kendini. Yani hep inanıyorum diyorsun ama inandığın gereğini yapmıyorsun. Olur mu öyle şey? Görevini yapacak ki sana, değil mi? O görevi sahibi desinler yani, başka türlü olmaz. Ve kulağında tutar atarlar yani. Tramvay idaresinde çalışıyor. Çalışıyorsan oradan bağış alın. Çalışmadığın halde bir kaytardın, iki kaytardın, üçüncüye, yani bir cumasına gitmedin oradan, iki cumasına, üçüncüye. Gel bakalım amcanım, şu kapının önüne seni bir koyalım, hadi güle güle. Demezler mi? Bu anlamda üç cuma arka arkaya gitmeyenin, işte cuma namazı kılınmaz, dinlen filan filan. Öyle ya, üstün tuttuğunu söylediğin ilkeleri kulak ardı ediyorsun. Yani bana ne demeye getiriyorsun. O ülkeler sana neyse, o ülkeler de sana diyor, senden bana diyor. Öyle mi? Başka ne desin ki? Şimdi, her şey tepetaklak edildiği için, yani millet öyle çot bilmem ne filan adam da görmeyince, sanıyordum ki insan nesli, cinsi böyle olur. Şimdi gözünü açmış bu millet, cuma diye, işte bu uyduruk cumaları görmüşler. İmam diye bu,
Beytirik imamlar görmüşler. Böyle olur sanıyor, ne bilsin? Ha? Hiç araba görmemiş adamı götürüp bir yan bacak bastı bacaksı kodayı götürsen işte araba bu. Oho, at arabasıyla kıyas edecek, ona göre de iyidir hani. Evet, ama limuzini de tanısa, hiç bilmese bile limuzin gözünü tutar, hangisi iyidir sen? Çoğu daha iyi. Ama görürse, hiç arabayla ilgili bir bilgisi yoksa ne diyecek? Cuma'nın aslıyla ilgili bir bilgisi yok. Gözünü açmış bu uyduruk getirip cumaları imamları tanımış. Ne yapacak bu gariban? Aman ona gitmezsem üç cuma arkaya şefaatinden mahrum kalırım, yok bilmem filan olurum, fıstık olurum diye perişan ediyor kendini. Akide, insanların anlayışına bırakılmış, kavrayışına ve içtihadına bırakılmış bir şey olamaz. Bir dinin temelini, hele hele Allah'ın dininin temelini atmayı nasıl atacak, ne kadar çimento, ne kadar demir koyacak, ne kadar taş döşeyecek, bunun tespitini Allah kullarına bırakmaz. Kendi dininin temelini de kendisi bildirir, ta çatısına, bacasına varana kadar. Olduğu gibi. Bu itibarla biz derken bir ekol temsil ediyoruz. Kim kabul ediyorsa eder, etmeyen de neşesi bilir. Ama biz kendimizi öyle görüyoruz. Asla itikatta mezhep kabul etmiyoruz. Bir tek mezhep kabul ediyoruz, Kur'an'ın mezhebi. İtikatta ve amelde usulü hükümler başlıklı inanmak ve yaşamak isimli kitabındaki yazı okunursa, bu konuda Kur'an ne diyorsa Müslümanım diyenlerin yalnızca onunla bağlı olması gerektiğini vurguluyoruz. Ve mezhep denirse eğer, bu konuda Allah'ın mezhebi açık, o mezhebi belirtiyoruz. Yani Maturidi, Ercümenidi, Eşari, Cadidi, o olmasa işte. Çünkü bugün Allah'ınsa Allah'ı mezhep olacak, ilahi mezhep olacak. Sözü geliştiriyor. O bakımdan çürük görüyoruz, yanlışlıklara meydan vermiş olarak değerlendiriyoruz. Biz diyoruz ki, kısaca bir ekol sahibi insan olarak, itikatta mutlak surette ve yalnız başına yalnızca Kur'an esas alınır. Kur'an'ın dışında hiçbir şey esas alınamaz. Kur'an'da biri diğerini açıklayan ayetler dahil Allah-u Teala İtikadın çerçevesi içerisine giren şeyleri nasıl tanımlamış, ne kadar anlatmış, kendi özelliklerinden ne kadar bahsetmişse, biz onlara ancak onun buyurduğu kadarıyla inanır ve o inancımızı tasdik ederiz. Amenna ve saddakna deriz Arapçası. Ne artı bir şey yaparız, ne eksik bırakırız. Yani her ikisini yapmanın da İslam akidesini bozmak demek olduğunu, insanları yanlışa götürmek demek olduğunu biliriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam din koymada da, dinin akidesini belirlemede de hiçbir konuda olmadığı gibi Allah'ın ortağı değildir. Adı üstünde Allah'ın elçisidir. Dikkat edin. Din Allah'ın, Muhammed'in dini değil. Allah gönderiyor Muhammed'i, ben de benimsiyorum, benim de dinim oluyor. Böyle olunca akidesini de belirleme hakkı Allah'ın tek elinde, onun elinde. Şeriatı hakkında neyin haram, neyin helal olduğunu söylemek de Allah'ın elinde. Yani onun elinden kimse bunu almaya kalkamaz. Kalkmış Hristiyanlar, ruhban sınıfı icat etmişler. Ayette diyor ya, biz size dininizde ruhban yazmadık fakat siz onu kendiniz için yazdınız. Ama ona bile uyamadık. Yani uyun anlamına, uysaydınız iyi olurdu anlamına değil. Yani ben sizi nerenizden tutayım da hafifletici sebeple sizi tahliye edeyim yani kurtarayım. Evet, bu açıdan çok önemli bu husus. Yani Maturidi'yle bilmem neyim, bizim gözümüzde değeri yok. Biz bu görüşe sahibiz. Kur'an itikada taalluk eden hususlarda ne söylüyorsa bir Müslümanı, Müslümanım diyen herkesi Kur'an'ın söyledikleriyle bağlı görmek istiyoruz. Bağlı olanı, kendini Kur'an'ın söyledikleriyle bağlı göreni Müslüman ve tevhid akidesi sahibi kabul ediyoruz. Artıranı veya eksilteni değil. Çünkü Kur'an öyle görünüyor. Evet. Evet dediniz. Bu dediğiniz aynı düşünmeyen insanları arasındaki ilişki. Yani filan insan şu şeye saygı duyuyor. Falan insan da ondan aynı konuda farklı şeye saygı duyuyor. Peki bu iki insan arasındaki bağ,
ilinti, ilişki nasıl kurulacak, nasıl olmalı? Güzel bir soru bu. Şimdi efendim, daha basitleştirelim ve müşahhaslaştırarak örneklendirelim. Bir Müslüman tevhide saygı duyuyor. Hristiyanlar da bizim literatürümüze göre şirke saygı duyuyor. Baba oğul ruhul kudüs, ana oğul ruhul kudüs falan. Şimdi bunun ikisine birden saygı duyulmaz. Allah diyor ki, İsa benim kulum ve elçim. Bunlar diyor ki, yok o senin oğlum. Şimdi ben Allah'ın dediğini mi sayacağım? Bunların neydi belirsiz heriflerin dediğini mi sayacağım? Yani hangisini doğru sayacağım? Birinden birini seçeceğim. Ben neyi seçmişim? Doğruyu söyleyen Allah. Esas itibariyle bunu kabul ediyor ve bunu seçmişim. Allah ne diyor bu konuda? İsa benim kulum ve elçim diyor. Öyle mi diyor? Evet. Ben bunu... siz onun oğlu kabul ediyorsunuz, o zaman ya böyle diyenler doğru ya Allah doğru. Kim daha doğru söylemeye müstahak? Elbette Allah. Ben onu kabul etmişim. Şimdi bunun tersini aynı konuda kabul eden Hristiyan bir Almanla ne yapacağım? Elbette ki fikrini saymayacağım. Saysam ben de müşriklerden olurum. Onlar gibi. Fakat onu saymak ayrı, fikrini saymak ayrı. Dikkat edin. Karıştırmaması gereken çok önemli bir husus. Şimdi böyle düşünen bir Alman, bir Fransız, bir Hollandalı düşünelim. Sonuçta yanlış bir şeyi sayıyor olsa da, bu şirki sayıyor olsa da yine Allah'ın bir kulu mudur? Evet. Sizin onun Allah'ın kulu saymanız, böyle düşünse bile o kişiyi sizin Allah'ın kulu saymanız mutlaka farz. Çünkü siz doğru düşünen ve doğruyu hakkı sayanın da Allah'ı aynı, o eğri düşünen ve eğriye, şirke itibar eden onu sayanın da Allah'ı aynı. Yani onu başka Allah yaratmadı, var mı başka Allah? Yok. Onu Allah ne saymış? Kulun saymış, yaratmış. Sen tutacaksın onu, Allah'ın kulu saymayacaksın. Olmaz mı? Sen kim oluyorsun? O zaman Allah'tan daha yüksek yere çık. Maşallah. Deniz adamı değil mi? Olmaz o. O bakımdan insan sayacaksın. İster Marksist, ister İsa'ya Allah'ın oğlu demiş, ister Üzeyr İbnullah demiş, ister meleklere Allah'ın kızları demiş, Kureyşliler mesela. Ha? Allah'ın kulu olarak sayacaksın. Zaten Resulullah bunları Allah'ın kulu saymasaydı, Allah da kendi kulu saymasaydı, bunlara elçi gönderip de şu doğruları şunlara bildir demezdi. Niye atlara göndermemiş, eşeklere göndermemiş de insanlara elçi göndermiş? Kulu saydığı ve akıl verdiği için ve Müslüman diye saydığımız insanların tümü peygamber başta. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor Kur'an'da.